Ölüm, her canlı için Cenab-ı Allah tarafından takdir edilen bir hadisedir. Ayet-i kerimede her nefis ölümü tadıcıdır, sonra da bize döndürüleceksiniz buyurulmuştur. İnsan ne şekilde ölürse ölsün, öldükten sonra dünya ve ahiret alemi arasında geçici bir süre berzah aleminde, yani kabirde onun ruhu kıyamete kadar bekler. Kabrinde münker ve nekir melekleri ölen kişinin yanına gelirler. Rabbin kimdir, dinin nedir, kitabın nedir gibi sorularını sorarlar. Tahkiki imanı olanlar bu soruları doğru bir şekilde cevap verirler. Onlara cennet kapıları açılır ve kendilerine cennet gösterilir. Bu sorulara cevap veremeyen kişilere cehennemin kapıları açılacak ve kendilerine cehennem gösterilecektir. Melekler iman ehlinin canlarını alırken, "Selam size, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete," derler. Burada cennete girin sözünden maksat, berzah alemine yerleştikleri an, kıyamet kopuncaya kadar kendileriyle cennet arasında bir yerin açılması ve o ebedi saadet yurdunun nefes kokusuyla taltif edilmeleridir. Cennetlik ruhlar berzah aleminin üst kısmında adeta cennet hayatı yaşarlar. Cehennemlik ruhlar ise bu alemin altındadırlar. Orada bir nevi cehennem hayatı yaşarlar. Buna şu ayeti kerime işaret etmektedir. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı kibirlenenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmaz, göğün kapılarında melekler vardır ki, habis ruhların bu kapılardan geçmesine izin vermezler. Bu ruhlar geri çevrilerek cehennemin aksettiği yer olan berzahın, kabrin alt kısmında kalırlar diye rivayet edilmiş. Bediüzzaman Hazretleri, cehennem cezai ameldir, fakat cennet fazl-ı ilahi iledir demiş. Cehennem insanın cüz-i iradesini şerde kullanarak küfre, şirke girmesinin neticesidir. Bir insan nefsine tabi olarak şer yoluna girerse bunun cezasına kendi amelleri sebep olmuştur. Cennet ise Cenab-ı Allah'ın bir lütuf ve ihsanıdır. Küllü atin garip, her gelecek yakındır. Kaidesince ölüm uzak görünse de muhakkak bir gün gelecek. Kabir ağzı açık bizi bekliyor. Hepimiz birer ahiret yolcusuyuz. Yolcu azıksız olmaz. Gerçek bir Müslümanın başta gelen özelliği, ölümü hiçbir zaman hatırından çıkarmaması özelliğidir. Bir ayrıcı özelliği olduğu gibi, Allah'ın rızasına mazhar olma meziyet ve özelliğine sahip olan bir Müslümanın da bu yüksek meziyete ulaşmasında başta gelen ayrıcalığı, ölüm denen devletliği hiçbir an bile olsun aklından çıkarmaması ve o devletliği her zaman hatırlaması bahtiyarlığıdır. Bilmiş ol ki her halükarda ölümü hatırlamakta sevapların en büyüğü vardır. Çünkü ölümü hatırlamak insanı dünyaya tapmaktan engel olup alıkoyar. Dünya gösterişlerine kendisini kaptıran bir dünya perest kişi ölümü hatırlayıp ölümü konuşmaya başlasa, ölümü çok çok hatırladığından dolayı ölümü anar, söyler olur. Ey kardeşim, dünya fani ve geçicidir. Geçici olan hiçbir şeyin kıymet ve değeri yoktur. Dünya geçici olduğu kadar da vefasızdır. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Onun vefasızlığını her aklı selim sahibi kişi bilmektedir ve dünya kime yar olmuş ki sana yar olsun derler. Dünya denilen bu fani, herkese aldatan yaman bir yalancıdır. Yunus Emre ne güzel söylemiş.
Yürü yalan dünya yürü. Yalan dünya değil misin? Birçok kez boşalıp yine dolan dünya değil misin? Dünya birçok konaklardan ibarettir. İnsanların kimi o konaklara konar, kimileri de göçer demişlerdir. Dünyaya gereğinden fazla değer verip de bağlananlar hep helak olmuşlardır. Dünya sıkıntılar, kederler yurdudur. Bir günü neşeli geçerse, iki günü kederle geçer. İki gün gülen, 3-5 gün ağlamakla meşgul olur. Dünyanın hayrı az, şerri çoktur. Dünyanın Allah katındaki değersizliğine gelince, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Eğer dünya Allah katında bir sivrisine kanadı kadar dahi bir kıymet ve değer taşısaydı, Allah kafire ondan bir yudum bile su içirmezdi. Ey kardeşim, hadis-i şerifin mana ve anlamı gayet net ve açıktır. Sivrisineğinin kanadının değeri, büyüklüğü nedir ki? Zerrelerden zerrecik bile değildir. Yüce Peygamberimizin bu teşbihi, gönül açıcı bu benzetmesi, aklı başında olan kişileri kendisine getirmeli, kendi hayatlarına nazar edip, kendilerine çeki düzen vermeleridir. İbn Ömer radıyallahu an hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şayet Allah katında dünyanın bir hardal tanesi büyüklüğü kadar bile bir değeri olsaydı, dünyalı, dünya mal ve varlığını ancak ve yalnızca evliya, ermiş velilerine ve dostlarına, Allah'ı seven mümin kullarına verirdi. Ve dolayısıyla bir evvelki hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, eğer Allah katında dünyanın bir sivrisine kanadı kadar değeri olsaydı, kâfirlere, Allah düşmanlarına bir içim su vermezdi. Hakikati, gerçeği kendiliğinden anlaşılmış demek olur. Ey kardeşim, sen ki aciz, hiçbir şeyin geleceğini görmeyen, 5-10 dakika sonra başına ne geleceğini bilmeyen bir mahluksun. Sen bile düşmanına bir lokma ekmek vermiyorsun, her şeyini dostlarınla paylaşıyorsun. Elbette ki her şeyin sahibi ve var edicisi olan Yüce Allah, kendine düşman olan kâfire bir içim su vermez. Nitekim ebedi olan ahiret yurdunda böyle olacaktır. Çünkü ahiretin Allah katında değeri büyüktür, dünya ise değersizdir.